Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon bugün Wolsen'de size detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Wolsen'le ilgili bayağı bir soru alıyorum. Gerek Facebook olsun gerek YouTube'dan olsun. Bayağı bir soru geliyor. Neyin nasıl yapılacağı ile ilgili bazı kafaya oturmayan durumlar var. İlk olarak başlangıç şeyhlerinde bunları anlatmaya çalışmıştım aslında. Nasıl üstesinden gelebileceğinizi, skillerden bahsetmiştim. Fakat burada da aynı Diablo'daki mantıkta işte bir mücevherci abimiz var. Kovatıs Shen gibi. Burada Zanafer Stark var. Ya tamam burada var da ne iş yapar? Sadece taş söküp takar mı? Yoksa taş mı satar? Gibi şeyleri anlatacağım. Ve detaylı bu abilerle ne yapabilirsiniz? Onlardan anlatacağım. İlk olarak Zanafer Stark'a geldiğimizde zaten bu zaten bir Jeweler. Mücevher satıyor. Üstünüze geldiğinizde levelinize göre 14 dakikada bir stoğu güncelleyerek size mücevher yeniliyor. Yani buradaki mücevherler 14 dakikada bir değişiyor. Farklı farklı mücevherler gelebilir. Renkler ama genel olarak aynı. Ekibi şu an 2800 altına bir mücevher satıyor. Ve mücevherlerin üstünde özellikler var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü ruby var. Copperstone var, safir var, ametist var, topaz var ve diamond var. Şimdi bunlar ne iş yapıyor? Üstlerine geldiğinizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ofansif 1-2-3, defansif 1-2-3 ve support 1-2-3 diye bu taşların özellikleri var. Bu taşlarınızı üstünüze taşıyorsunuz. Bakın benim de üstümde bir sürü taş var. Fakat bu taşları taşırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. En kritik nokta bu. İşinize yarayacak şeylerle donatmanız gerekiyor. Bu taşlar yerden de gelebilir. Yani üstümüze takmış olmak için takmıyoruz. Belirli üstümüzde skiller var ve o skillere göre biz bu taşları da yapılandırırsak bizim işimize gelir durum. Şimdi bunların ne işe yaradığından bahsedelim. Mesela Ruby. Ruby ne işe yarıyor? Offensive 1'de soketiniz eğer offensive 1 ise diyor artı 9 artı 9 rend damage veriyormuş sizin silahınıza. Bunu silahınıza takarsanız. Zaten yazıyor yanında. Attacks with weapon diyor. Ayrıca offensive 2'ye takarsanız diyor 9 artı 9 damage verir diyor ayrıca diyor. Offensive 3'e takarsanız %6 bleed ailment damage veriyormuş. Yani bunlardan birini konuşuyorum. Eğer rend kullanıyorsanız mantıklı ofansif 1'e koyabilirsiniz. Gelirsiniz burada ofansif 1'e koyarsınız benim gibi. Buna bir soket açtırırsınız. Ofansif 1'e koyarsınız gibi bir şey olabilir. Ya da yerden sokette gelebilir. Yani görmüş olduğunuz gibi ben bunu silahıma taktım. Ve 9 artı 9 rend kullanıyorum. Çünkü rend damage alıyorum. Bu benim için avantajlı. Şimdi devam edelim. Copperstone gelelim defansifte. Şimdi defansifte uygularsak rezistler var. Yani bize işte ateşli gelecekler, ışıklı gelecekler, işte lightning dile gelecekler, toksik gelecekler, zehirli gelecekler. Fiziksel atak yapacaklar. Böyle çeşit çeşit ataklar var. Defansifimiz ne kadar iyi olursa bunlara karşı o kadar daha az hasar alırız. Dolayısıyla defansif 1'e koyarsanız bu taşı %11 rent resistance veriyor size. Yani size biri rentle saldırırsa %11 resist oluyorsunuz bu taş üstünüzdeyken. Aynı şekil defansif 2'ye koyarsanız %6 materyal resistance veriyor. Ayrıca defansif 3'e koyarsanız %14 dodge şansınız artıyor. Yani öne doğru böyle vuruyoruz ya o dodge hareketini arttırıyor. Bunu neye koyabiliriz? Bunu genelde şu mallara koyabiliriz mesela. Üstümüzde benim 3 tane soket var. Defansif 1 2 3 diye ben mesela bunları koydum. Burada ya şortunuza ya da üstünüze uygulayabilirsiniz. Ayrıca mesela Diablo'da bu yok. Beltinize soket açabiliyorsunuz. Mesela burada var. Böyle güzellikler var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Defansifte bu işleri yapıyor arkadaşlar Ruby. Support ise genelde amuletlerde ve yüzüklerde oluyor arkadaşlar. Support 1, 2, 3. Bunlar ne iş yapıyor? Support 1'de işte %1 life leech from rent damage diyor. Bu support 1'e koyarsanız bu taşı. Support 2'ye koyarsanız %11 rent damage'ınızı arttırıyor. Support 3'e koyarsanız %14 bleed chance skorunuzu arttırıyor arkadaşlar. Bleed chance skor ve rent damage'ınızı arttırıyor. Yani support 3 de bayağı iyiymiş. Dolayısıyla bayağı güzel bir taş. Yani bu taşın özellikleri bu. Eğer siz rent ağırlıklı bir skilliniz varsa ve skillerinize rent kullanıyorsunuz bunu kullanmanız mantıklı. Yani dolayısıyla bu taşı kullanabilirsiniz. Bu taşı o zaman üstünüze taşımak mantıklı. Ya da dodge şans skorunuzu arttıracaksanız yani öne doğru mesela barbar gibi bir karakter seçtiniz. Sert ataklar yapıyorsunuz. Fiziksel takılıyorsunuz. Dodge şans skorunuzu arttırmak için defansif şu bu taşı koyabilirsiniz mesela. Bu tamamıyla sizin stratejinize bağlı. Yani üstünüzde hiçbir şey olmadan belli seviyelerden sonra zorlanacaksınız. Çünkü en sondaki bosslar çok zorlayıcı. Yani ilk ben biliyorsunuz bir önceki videomda yukarıdan da bakabilirsiniz. Edric'i kesmiştik. Birinci levelin ek birin boss'u o bile çok zorlu. Ha, üç kere öldürüyorsunuz yani boss'u. Bir kere de ölmüyor boss'lar. Yani Diablo'daki kadar ya da Path of Exile'daki kadar burada boss kesmek kolay değil. Wolsen'in hakikaten zorlayıcı bir seviyesi var. Dolayısıyla üstümüzdeki itemları da buna göre yapmamız lazım. Gelelim Copperstone'a. Copperstone bize neler sağlıyormuş? Fiziksel hasar veriyorsak, ya bu barbar karakteriyle fiziksel hasar veriyorsunuz. Bunu koyabilirsiniz. Bu da mantıklı. Silahınıza çift soket açabiliyorsunuz. Silahınızın birine bunu koyabilirsiniz.
Bu da bir strateji olabilir. Offensive 2'ye koyarsanız physical damage ayrıca spell veriyor. Offensive 3'e koyarsanız %14 daha fazla sütun atabiliyorsunuz düşmanlara karşı. Bu güzel bir özellik. Gelelim defansifte. Defansifte mesela bize böyle deli gibi balyozla vuranlar var ya, onlar fiziksel hasar veriyor. Sizin physical resistance'ınız yoksa kafanıza zümzüğü yediniz mi teşvikeden kaldırırlar. Direkt canınız yarıya iner. Bir de uğraşırsınız. Dolayısıyla physical resistance'ınızı artırmanız için defansif bir soketi olan üstünüzde, defansif bir soket olan, bu soketlerden yani defansif bir olanlara bu taşı koyarsanız size physical resistance veriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla büyük canavarlar gelecek, size fiziksel hasar vuracaklar ki en sonunda Ezreal yerlere var vuruyordu. Ondan önce Detaron da yerlere vuruyordu. Hep fiziksel hasar veriyorlardı onlar. Dolayısıyla onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Defansif 2'de materyal resistance veriyor. Bu da güzel. Yani resist sağlıyor size. O resisti görürseniz Allah ne verdiyse koruyor. Yani dolayısıyla o resist çok kritik. Ama burada dediğim gibi ya o resistin dışında, üstünüzde silahlardan gelen dışında taşlarla da bu resisti arttırmanız gerekiyor ki ilerleyen seviyelerde zorlanmayalım. Defansif 3'te ise artı 150 maksimum can veriyor size. Yani canınız 1000'ken 1150 oluyor. Bu da güzel bir özellik. Support 1'de ise %1 life leech physical damage'ınızı arttırıyor. Support 2'de %11 fiziksel hasarınızı arttırıyor. Support 3'te sütunu arttırıyor düşmanlara karşı %14. Gayet iyi. Gelelim mavi taşımıza, Rove Sapir arkadaşlar. Bu taş ise shadow damage'leri arttırıyor. Ya yani shadow'la ilgili bir şeyleriniz varsa, Monk'ta genelde vardı mesela. Monk gibi karakterlerde vardı Diablo'da. Burada büyük ihtimal Barbar'da yoktur. Diğerlerinde vardır. Ben bu şu an Barbar gibi bir karakterle devam ettiğim için ben bunu kullanmıyorum. Shadow'la ilgili şeyler var burada genelde. Shadow damage'ler, shadow resist'ler görüyorsunuz defansif 1 2 3'te. Mantık bu şekilde bu taşta da mesela. Silahınızda ofansif bir soket varsa ve bu taşı koyarsanız %9 artı 9 shadow damage veriyor. Bu güzel bir şey. Offensive 2'ye koyarsanız 9 shadow damage veriyor. Ayrıca spell veriyor. Offensive 3'e koyarsanız da %14 duration veriyor. Defensive 1, 2, 3'te ise yine resistler var. Shadow resist veriyor. Occult resist veriyor ve defansif 3'te ise dodge chance konusu arttırıyor. Bu da bayağı güzel. Gelelim support 1, 2, 3'e. Support 1, 2, 3'te %1 Life Leech Shadow damage'ınızı arttırıyor. Shadow'la ilgili bir skill kullanıyorsanız bu support 1'e koyarsanız %1 can veriyor ve Shadow damage'ınızı arttırıyor. %1. Bu da güzel. Eğer support 2'ye koyarsanız %11 Shadow damage'ınızı arttırıyor. Bu da iyi. Support 3'e koyarsanız %14 Cursed Chance skor şansınızı arttırıyor Shadow Damage'de. %14 şans veriyor size. Cursed Chance skorunuzu veriyor. Yani Critical Hit Damage gibi bir şey. Ama Shadow'da sadece. Yani bunun da özelliği bu. Zaten Tier 3'müş bu da. Bunların üstünde Tier'leri de yazıyor. Bunun Tier 1'i geldiğinde zaten Allah ne verdiyse en büyük taş o büyük ihtimalle. Şu an ben Tier 3'teyim. Gelelim Rove Amethyst'e. Bu benim en sevdiğim taşlardan biri. Rove Amethyst'e bu neler yapıyor? Offensive 1'de %14 Attack Speed skorunuzu arttırıyor. Bu çok güzel bir özellik. Daha hızlı kesiyorsunuz. Ne kadar hızlı keserseniz o kadar daha çok hasar verirsiniz arkadaşlar. Bu çok kritik. Offensive 2'de %14 spell casting speed skorunuzu arttırıyor. Yani dolayısıyla siz speed skorunuzu arttıracak hamleler yaparsanız daha fazla hasar vurmanızı sağlıyor aslında. Bu da güzel. Offensive 3'te ise %9 atak artı casting speed skorunuzu arttırıyor. Eğer casting ile ilgili bir şey kullanıyorsanız o da mantıklı. Gelelim defensive 1 2 3'e. Ben genelde bunu kullanıyorum. Defensive 1'de artı 15 health regeneration yapıyor. Yani arkada sürekli canı artı 15 böyle tazeliyor. Güzel. Yani siz yürürken tazeliyor. Defensive 2'de artı %300 force shield regeneration rate veriyor. Yani sizin 4-1'de görmüş olduğunuz bir force shield'iniz var arkadaşlar. Görüyorsunuz ben de 352 şu an düşük. Üstümdeki force shield'i ne kadar arttırırsam o kadar. Önce shield'imin gitmesi lazım, ondan sonra canım gidiyor. Yani bu sizin armor'ınız aslında. Bizim Diablo'daki armor mantığı gibi bir şey düşünün. Dolayısıyla bu %300 bunun rate'ini, regenerate rate'ini arttırıyor. Daha çabuk toparlıyor kendini armor. Bu güzel bir özellik. Artı 300, %300 güzel bir değer. Defensive 3'te ise %0.6 global life leech veriyor. Ha, bunu da kullanabilirsiniz tercihe göre. Ama yani burada benim en favorilerim, bana soracak olsanız, defensive 1-2 çok güzel. Offensive 1-2 yani banko yani çok güzel. Yani kullanılır yani. Gelelim support 1'e. Support 1 %14 resource regeneration'ınızı arttırıyor. Bu da çok kritik aslında. Sizin aslında burada harcamış olduğunuz, görmüş olduğunuz gibi wipe power ve rage'ler var aşağıda arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bunun resource'larını arttırıyorsunuz aslında bunu yaparak. Bu da çok önemli bir şey aslında günün sonunda. Yani burada bunu yapmanız sizi resource'unuzu arttırıyor. Yani %14. %14 arttırması demek 5 vurduğunuzdan yani
10 vurduğunuzdan bir tanesi, bir buçuğunu alıyorsunuz yani, böyle bayağı iyi yani, %14 iyi bir değer. Support 2'de artı 7 Y-Power Regeneration veriyor. Ne yani, Y-Power'ı çok tüketiyorsanız Support 2'ye bunu koyabilirsiniz mesela. Bu da güzel. Support 3'te ise artı %14 Transfer Time Reduction Between Willpower and Rage. Bunlar birbirleri aralarında transfer oluyorlar biliyorsunuz. Bir ara Rage'iniz düşüyor, bir ara Y-Power'ınız artıyor. Bunu yaparsanız bu dengeyi kuruyorsunuz. Yani çabukça bitmiyor. Yani hemen Y-Power'ınız bitmiyor. Eğer bunu kullanırsanız mesela barbarsanız Rage'iniz çabuk bitmiyor. Çünkü oradan transfer rate time'ınızı arttırdığı için Y-Power'dan %14 iyi bir değer. Bundan iki tane koysam %28 cepte. Mantıklı. Bunu kullanılabilir yani dolayısıyla. Bu değerli bir taş. Güzel bir taş. Topaz'a gelelim. Topaz'ın olayı fire'lar. Fire demiş. Yani siz ateşli hasarlar veriyorsanız ofansif 1-2'de bunu kullanabilirsiniz. Ofansif 3'te de aynı şekilde. Bunlar tamamıyla ateşli üzerine. Defansifte ise defansif 1'de fire resist sağlıyor. Defansif 2'de elemental resistance veriyor. Yani böyle ışıklılar mışıklılar vuruyor. Defansif 3'te ise +150 maksimum health veriyor. Güzel. +150 daha canımız oluyor. Güzel bir şey yani. Support 1-2-3'te ise +1 life leech fire damage'imizi arttırıyor. Tamamıyla bu ateşliye yönelik. Ateşli bir olayınız varsa kesinlikle üstünüzde bulundurmanız gereken ve silahınızda bulundurmanız gereken bir taş bu. Bu yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Gelelim Raw Diamond'a. Diamond'da bize Frost Resist sağlıyor. Yani şöyle izah edeyim. Dondurmaya geliyorlar ya. Vuruyorlar bize, donduruyorlar. Eğer üstümüzde defansif 1'de bu varsa +11 bize Frost Resist veriyor. Bundan 3 tane olduğunu düşünün. 11x3 o %33 Frost Resist'imiz artıyor. Yani bizi kolay kolay donduramıyorlar. Yani bu bizim beyaz taş gibi Diablo'daki. Öyle düşünebilirsiniz. O mantığı getirirseniz. Ayrıca ofansifte ise Frost demiş kullanıyorsunuz. Yani dondurma ile ilgili bir şey yapıyorsunuz. Yukarıdan yağdırmalı bir skill var burada. Bunu silahınıza koyarak bunu daha çok arttırabilirsiniz. Gayet güzel. Ayrıca ofansif 3'te de %14 duration and freeze inflicted enemies. Düşmanları daha çabuk böyle kesersiniz. Daha rahat kesersiniz. Bu da güzel. Yani gayet iyi. Support 1-2-3'te ise Frost damage arttırıyor %1. Support 2'de %11 Frost damage arttırıyor. Support 3'te ise %14 Freeze Chance Score ve Frost damage'ınızı arttırıyor. Yani sürekli Frost kullanıyorsanız, dondurmaya yönelik hamleler yapıyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Skor şansınızı arttırırsınız. Gayet iyi. Gel gelelim. Bir tane daha taş var. O şu an gözükmüyor. Benim üstümde takılı. Bu Attack Critical Damage'inizi arttırıyor. Yani Critical Chance'ınızı da arttıran bir tane de var. Onu da göstereyim hatta. Ben üstüne neler taşıyorum? Bakın %14 Critical Chance skorumu arttırıyorum. Bunu koyarak. Bu taş burada gözükmüyor çünkü satın aldım. Dediğim gibi bu taşlar değişiyor. 15 dakikada bir. Şimdi birazdan yenilenecek mesela bu taş. Dolayısıyla yenilendikçe de burada yakalanıp almanız lazım. Mesela ben bunu %14 Critical Chance skorumu arttırmışım. +10 health regeneration'ımı arttırmışım. %6 elemental resistance vermişim. +100 force sheet vermişim. Bunları uygulamışım. Yüzüğümde ne koymuşum? +114 transfer time reduction between willpower and rage dengelemek için kullanmışım. Demiş olduğum gibi %12 resource generation'ımı arttırmışım. Daha fazla resource almamı sağlıyor bu. Yani rage ve willpower'da. Short'umda ise %6 elemental resistance var. %11 frost resistance var. Gördüğünüz gibi frost bir şey taşımam zorundayım. Çünkü dondurarak gelecekler. O yüzden. Ayrıca de belt'imde ise %11 physical damage arttıran bir taş daha var. Dediğim gibi bu taşlar değişiyor. Şimdi birazdan gittiğimizde bakalım yenileri gelecek mi? Bakalım. Mesela Emerak geldi. Toksik geldi gördüğünüz gibi. Mesela bu taşlar değişiyor. Bu toksik damage veriyor. Eğer böyle tükürüklü mükürüklü zehirli bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela bunu koyabilirsiniz. Poison resist'i de bu veriyor. Mesela toksik resistance bu çok kritik. O kuşlar var ya, yeşil kuşlar. Bunun üstünde defansif bir alıp koymanız lazım ki o tüküren kuşlar sizi kolay kolay öldüremesin. Bu tamamıyla resist veriyor. Güzel bir taş. Dediğim gibi buradaki taşlar sürekli değişiyor. Buna dikkat edin özellikle. Gel gelelim bu ablamız başka ne yapıyor? Zanafer Stark. Zanafer Stark silahlara soket açıyor. Biz normalde Myram'a gidip soket açıyorduk Diablo'da. Burada ise bu ablamız açıyor. Zanafer Stark açıyor. Gidiyoruz Zanafer Stark'a. Bir silahımızı koyuyoruz. Geliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Burayı çok saçma yapmışlar. Buraya tıklıyorsunuz ilk. Burayı böyle koyuyorsunuz. Reroll socket item diyorsunuz. Mesela bir kere yaptım. Defansif 1 geldi. Değil mi? Defansif 1 işime yaramıyor. Ben defansif 2 istiyorum mesela. Reroll socket yaptım. Defansif 2 oldu. Bir daha reroll yaptım. Gitti. Bir daha yapıyorum. Defansif 2 geldi. Bir daha yapıyorum. Defansif 1 geldi. Buna bir tane socket açabiliyoruz. Defansif 3 de geldi mesela. Yani buna biraz para harcamak lazım. Biraz parayı böyle yatırıyorsunuz. Geliyor. Defansif 2 geldi şu an. Görmüş olduğunuz gibi geldik. Soketimize de baktık. Defansif 2 soketimiz açıldı. Bazen 3 soket verebiliyor. İkili geliyor yerden. Siz 3.'yü de açtırabiliyorsunuz. Böyle güzellikler oluyor. Dolayısıyla böyle üstünüzü başınızı donatıyorsunuz. Her yeriniz soket oluyor. Taşları da diziyorsunuz. İkinci yaptığı da bu. Üçüncü yaptığı ise taşları söküyor. Bu taşı da bunu böyle koyduğunuzda da remove gem deyip
yaklaşık 1000 liraya söküyor. Onu söyleyeyim. 1000 altına söküyor yani. İyi para alıyor. Yani bu da Diablo'daki Mayrim'i aratmayacak kadar biri yani. Aratmayacak kadar biri. En çok zenginlerden biridir. Oyunun en zengindir bu herhalde şu an. Söylemek gerekirse. Yani buradan taşları da ayrıca satın alıyorsunuz dediğim gibi. Yerden de düşebiliyor. Bu tamamıyla size kalmış. Çok altınınız vardır. Buradan da satın alabilirsiniz ama yerden de geliyor. Questleri bitirirseniz yerlerden de geliyor zaten. Yani Zanafer Stark da size bu videoda anlatabileceklerim bu kadar. Umarım böyle açıklayıcı bir video olmuştur. Mutlaka gemleri kullanın arkadaşlar. Gemler ileriki seviyelerde, şu an 32'yim, çok işinize yarayacak. 40'tan sonra dediğim gibi düşmanı öldürmeniz gerektiğinde bu gemlere ihtiyacınız olacak. Üstünüze mutlaka gem taşıyın ve Zanafer Stark'a mutlaka soket açtırın. Silahlarınızda soket yoksa ve buralara mutlaka işinize yarayacak ve stratejinize uygun taşları koyun arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Bu oyunla ilgili yorumlarınızı da aşağıda zaten belirtebilirsiniz. Kanala abone olursanız ve destek olursanız çok sevinirim. Birçok kişi videoları izliyor. Çok teşekkür ediyoruz desteklerinin ötürü. Birçok arkadaş kanala da abone oldu. Biraz abone konusunda biraz sıkıntımız var ya. Abone izleyen çok ama abone olmuyorlar. Tabii insanları zorla da abone edemeyiz ama yani destek için, yani bu kanalın ayakta durması için, daha güzel ve kaliteli içerikler yapmamız için biraz da abone sayısının artması gerekiyor ister istemez ki. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Sağ olsun birçok arkadaş, hatta bazıları çiftler çiftler kanala abone oldu. O arkadaşlara da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten ya yani kısa bir sürede 50-60 abone bir anda arttırdık. Ya yani bu WoWSense serisi sayesinde. Ümit ediyorum doğru mesajları sizlere verebilmişimdir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar WoWSense'le ilgili. Bir sonraki WoWSense videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.